Ben 62 doğumluyum. Elektrik yok, televizyon yok köyde. Şimdi o zaman Neredeyiz yine orayı söyleyelim. işte Eskişehir Sivrihisar'ın köyü, Sığırcık köyü. Varın yok olduğu, yokun çok olduğu bir zamanda yaşadım ben. Baba para ver yok, baba defter al yok, baba ayakkabı al yok, yok Allah yok, yani hiçbir şey yok. Varın yok olduğu, yokun çok yokun olduğu. çok olduğu zaman. Ne istersen yok diyorlar ya, Evet yoktan ya. çok. İşte o zaman benim en büyük hayalim pantolon giymekti. O Pantolonunuz yok muydu hiç? çiçekli dondan vardı. Ya, Şimdi o babaannemin basmalardan mı? bak sizde var ya Bazen mi? böyle çiçekli dondan. Ümmani teyzemin olduğu gibi mi? Böyle Ha. çiçekli don, şalvar, eskiler öyle giyilirdi. Babam bir gün dedi size pantolon alayım mı? Ama muhtarın oğlunun giydiğinden giyeceğiz. Muhtarın Ha, oğlu o daha mı giyiyor. güzel O giyiyor pantolon? muhtarda para oluyor yani bizde Ha. de. Ve köyün dışına çıktık. Üç kardeş. Ben ilkokul 3'e gidiyorum. Kardeşim 1'e gidiyor. Bir kardeşim daha var. 6 yaşında Rafet. Adını da gerçek adını söylüyorum yani. Hani hikaye. Bu benim hikaye. Benim gerçeğim yani. Elimizi çenemize dayadık. Minibüsü bekliyoruz. Karşı tozlu yoldan. Eskiden asfalt da yoktu. Minibüs gelecek. Babam pantolon getirecek. Kardeşim şöyle dururken heyecanlı 6 yaşındaki. Senin pantolonun ne renk olur dedi. Diyor. Dedim siyah. Keşke benimki mavi olsa dedi. Niye dedim? Ya size böyle çiçekli donlarla okula gidiyorsunuz ya dedi. Ben pantolonla gideceğim diye hava attı. Durdu durdu. Babam şehirli ayakkabısı alır mı dedi. Ne ayakkabısı? Şehirli ayakkabısı. Ya. Dedim bize cızlavat alır. Benim emsallerim bilir. Kara lastikler olurdu önceden köylerde. Ha. Neyse minibüs göründü biz koştuk. Pantolon gelecek ya. Paketler açılıyor. Eskiden poşet de yoktu. Böyle kağıt, file, sepet falan vardı. Bana siyah bir pantolon, siyah önlük, beyaz yakalı. Bir de o kara lastikten kardeşime de aynısı. Sonra Şeye, Rafet'e. işte o paketleri açmaya başladık. Karıştırdı yok. Yani ona yok. Döndü babama böyle yaptı. Hani bana? Babam oğlum bir daha gidişte alacağım dedi sana. Parası yetmemiş yani. Yine de kalbini kırmıyor. Ama ben de istiyorum diye ağlayarak çıktı. Akşam sofrada oturduk bir tek ses var. Sessiz. O da şu. İşli işli ağlayan çocuk sesini bilir misiniz? Rafet'in sesi mi? Rafet'in sesi. Ben sabah okula gittim. Geldiğimde böyle yaptı. Hatta şöyle fotoğrafı var. Onu bir seyirci demiş ki fotoğrafını gönderir misin bana? Ay ne güzel şey yakışmış. Bir kere giyebilir miyim dedi. Benim Pantolonu mu pantolon. istiyorsunuz da? Olmaz lan dedim. Toz edersin. Bir tane Kıymetli. pantolon var yani sana mı vereceğim? İkinci gün yalvardı. Üçüncü gün yalvardı. Vermedim. Zaten ayakkabıyı biz yastığın yanına koyardık. Döşeğin altına pantolonu koyardık. Ütülü olsun diye. Dördüncü gün şöyle dedi. Ya ne güzel duruyor. Belki bana da yakışır. Bir kere giyeyim. Uzun gelir dedim. Hani benim boyum uzun ya. Ucunu kıvırırım dedi. Dedim ki toz ederse kilimin üstünde giyeceğim dışarı çıkmayacağım dedi. Kıyamam ya, o kadar istiyor Bir kere pantolon. aynaya bakmak istiyorum dedi. Aynada bakalım bana yakışıyor mu? Ben gençlere konferanslarımda şunu anlatıyorum. Bir hayaliniz varsa asla engel tanımazsınız. Vazgeçmezsiniz ondan. Hiç vazgeçmedi. Şunu yaptım. Sen ne manyak çocuksun ya dedim. Yarın cuma okuldan geleceğim. O pantolonu giy 5 dakika toz etme kafanı kırarım dedim. Nasıl sevindi. Şimdi gece biz bir tane döşekte 4 kişi yatardık. Uzun serdanam enine yan yana yatardık. Birbirimize sarılırdık. Birbirimizin kokusuyla büyüdük. Bugün çocuklar ayrı odalarda mesajla ancak. Ya doğru vallahi. Sonra birden koluma dürttü. Böyle yaptı. Şş, ne lan dedim. Caymadın değil mi dedi. Kıyamam ya. Vereceğim değil mi? Vereceğim dedim. Sabah erken kalktı. Yani biz okula gideceğiz o da kalktı. Normalde okula gitmiyor. Eskiden 7 yaşına gidiliyordu ya. Avlu köy avlular büyük olur ya. Kapıda bekledi. Bugün oyalanma çabuk gel dedi. Ben seni burada bekleyeceğim dedi. Pantolon giyecek Evet, çünkü. hevesli. Elini çenesine dayadı. Çocuklar o böyle duruyor ya. Okula girerken baktım orada duruyor. Üçüncü ders sınıfa müdür geldi. Öğretmenin kulağına bir şey söyledi. Öğretmen böyle öğretmenin rengi attı.
Alişan yavrum dedi, eve gider misin? Baban seni bekliyormuş dedi. İçimden dedim ki, bu manyak babamı ayarttı, pantolon giymek için beni çağırttırıyor. Erken erken. Sene 1972, ben ilkokul 3. sınıftayım. Çıktım baktım köylüler bize doğru gidiyorlar. Hani çocuksun ya. Anlamadım önce ama bizim sokağın başına geldim sevgili seyirciler. Bizim avluya baktım, kardeşim orada yoktu. Avluya bir girdim, bütün köylüler bizim avluda. Anam kendini yerlere çarpıyor. Rafet'i verin, yaralı kızımı verin, yavrumu verin. Yaşlı bir amca traktörle bizim kapının önünden geçerken 6 yaşındaki kardeşimi görmüyor. Kardeşim traktörün altında kaldı ve öldü o gün. Ben kardeşime pantolon giydireceğim gün kardeşim öldü. Babam bize sevgisini gösteremedi. Niye? Babam 2 yaşındayken kendi babasını kaybetmiş. 11 kardeşin en küçüğü, yetim büyümüş. Çok seviyordu ama nasıl göstereceğini bilmiyordu o sevgiyi. Bakın bizim sevme sorunumuz yok, sevgiyi ifade etme sorunumuz var. Bize çıt çıt yapardı, babaannem var, amcam var, sarılamazdı. Ama babam o gün ne yaptı biliyor musunuz? Babam cenaze yıkandı, tabuta indirilirken ben alacağım dedi. Aldı bağrına bastı, hiç unutmuyorum. Rafet, ben seni mezara değil, pazara götürüp pantolon alacaktım oğlum. Kalk seninle pazara gidelim dedi. Zahide Hanım ağlıya ağlıya gitti. Ben o 9 yaşındaki 3'e giden çocuk olarak baktım bacağımda pantolon, gidiyorlar. Koştum onu çıkarıp eskisini giydim. Yenisini koltuğuma kıstırdım. Bir koşuş koştum. Mezara yakın dedim, dayı ne lan dedi. Ben bugün Rafet'e pantolon giydireceğim. Bir kere giydirsem olur mu dedim. Olur mu, git buradan dedi. Ben bugün gençlere şunu söylüyorum. Kavga eden, birbiriyle tartışan, inatlaşan, ana babasına saygıda kusur eden gençlere diyorum ki, benim önceden kardeşim vardı, pantolonum yoktu. Şimdi pantolonlarım çok, kardeşim yok sevgili seyirciler.